Sporcularda diz yaralanmaları deyince hepimizin aklına önce bir menisküs yaralanması gelir. Sonra özellikle son yıllarda ön çapraz bağ yaralanması gelir. Gerçekten bu yaralanmalar dizdeki sakatlıklar arasında kıkırdak yaralanmasıyla beraber açık ara önde giden sakatlanmalar. Menisküs yırtıkları günümüz tıbbında artık bir problem olmaktan çıkmış durumda. Çok 10-15 dakika süren bir ameliyatla kişiyi 2-3 hafta sonra sahaya döndürmeniz mümkün. Ön çapraz bağ ameliyatında yine artroskopik yöntemler sayesinde yani kapalı yöntemlerle eski oranla çok daha farklı ve çok daha çabuk ameliyatlar yapabiliyorsunuz. Eskiden ön çapraz bağ sadece tek bandını tamir edebiliyordu. Bugün artroskopik yöntemler sayesinde çift bant olarak yani orijinale daha yakın bir yöntemi yapabiliyorsunuz. Kıkırdak yaralanmaları geçmiş dönemlerde bir futbolcu için açıkçası kariyerinin sonu gibi kabul edilirdi. Çok tipik bir örnek vereyim. Van Basten, bütün dünyanın yakından tanıdığı bir futbolcu. 29 yaşında veya 30 yaşında kariyerinin en parlak döneminde ayak bileğindeki basit bir kıkırdak kırığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Günümüz imkanlarında, günümüz şartlarında olsaydı Van Basten bir kıkırdak nakliyle futboluna yine devam etme şansını bulurdu. Bunda hep artroskopik cerrahi dediğim kapalı yöntemin getirdiği gerçekten çok büyük faydalar, çok büyük imkanlar var. Sonuçta diz ekleminde menisküs yırtığı gibi, ön çapraz bağ yırtığı gibi, kıkırdakla ilgili problemler gibi sakatlıklar en çok görülen sakatlıklar olmasına ve geçmişte çok ciddi problemler çıkarmasına karşın günümüzde gerçekten modern tıbbın getirdiği imkanlarla bu sakatlıkların tekrar sahaya dönme süresi son derece kısalmış durumdadır.